Merhaba arkadaşlar, tekrardan. Bu dersimizde çok kullanışlı bir komut öğreneceğiz. 3DMX'te. Oldukça basit, iş gören kısa bir ders olacak zaten. Editable poly ile yapmış olduğunuz bir kutunun veya herhangi bir nesnenin köşelerini normalde chamfer ile yuvarlayabiliyoruz. Bu yuvarlama işlemini editable poly kullanmadan direkt materyal editör üzerinden nasıl yuvarlayabiliriz? Onu öğreneceğiz. Editable poly'ye göre oldukça basit ve kullanışlı bir şey. Tabii bunu kullanmak için tasarlamış olduğunuz sahnenizin durumunun müsait olması lazım ya da objenin durumunun müsait olması lazım. Öyle her yerde kullanılabilecek bir şey değil. Her zaman kullanılabilecek bir şey değil. Hani durumunuza göre işin çabukluğu açısından, pratikliği açısından oldukça işe yarayacak bir özellik. Burada da örneğini görüyorsunuz. Obje, pardon. Objede herhangi modifikasyon yok. Özür dilerim, dilim dönmedi. Direkt box üzerine materyali atayarak köşelerine yuvarlanmasını sağladık. Şimdi bunu nasıl yapıldığını hep beraber öğrenelim. Sahnemizi bir sıfırlayalım. Öncelikle bir plane oluşturuyoruz. Bu plane'i büyütelim, bayağı büyük bir plane olsun. Sonra sahnemize bir box oluşturalım. Bu box'ımız tam bir küp olsun. Üç kenarı, üç ölçüde aynı olacak şekilde. Sahnemize yerleştirelim. Perspektif penceresine geçiyoruz. Normalde biz bunu bu şekilde tüm kenarları seçerek chamfer ile yuvarlıyoruz. Bu şekilde bir sonuç elde ediyoruz. Bugün öğreneceğimiz editable poly kullanmadan bu kübümüzün kenarlarını yuvarlamak. Silelim. Tekrar yeni bir tane oluşturalım. Aynı şekilde ölçüler eşit olsun. Render motoru olarak Mental Ray'i kullanıyoruz gene. Pardon. Mental Ray'i kullanıyoruz. Materyal editörü geçiyoruz. Materyal atıyoruz. Sonrasında önce box'ımıza, sonrasında zemin uygulayalım. Kübümüz az bir şey aşağıya taşsa yeterli. Sonra şunu kapatalım. Spesiyel efektten World Corner'ı seçiyoruz. Deneme render alalım. Gördüğünüz gibi kenarlarda herhangi bir yuvarlanma yok. Şuradaki 0 virgül değerini mesela 3 santim olarak atayalım. Gördüğünüz gibi kenarlar yuvarlandı. Şimdi biz bu 3 santimlik bir yuvarlama yaptı nesne üzerine. Biz bunu mesela %50 azaltıp 1.5'a çekip tekrar bir render aldığımızda gördüğünüz gibi bu kenarlardaki yuvarlıklar normalde bizim sahnemizde işimizi görür. Tabii siz bunu ihtiyacınıza göre çoğaltabilirsiniz de azaltabilirsiniz de. Bunun aynısını V-Ray'de yapabilirsiniz. O zaman V-Ray'de de mümkün. Mental Ray'de de görmeniz açısından Mental Ray üzerinde anlattım.
Dediğim gibi et tabi poli üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ama işin çabukluğu açısından, daha pratiklik açısından direkt materyal editör üzerinden de nesnelerin köşelerini yuvarlayabilirsiniz. Oldukça da kullanışlı ve pratik bir yöntem. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Tadımlık bir ders oldu. Başka bir derste görüşmek üzere.